Üçüncü bölüm. Tanrı'nın güvenilirliği. O halde Yahudi'nin ne üstünlüğü var? Sünnetin yararı nedir? Her yönden çoktur. Birincisi, Tanrı'nın sözleri Yahudilere emanet edildi. Peki, Yahudilerden bazıları güvenilmez çıkmışsa ne olur? Onların güvenilmezliği Tanrı'nın güvenilirliğini ortadan kaldırır mı? Kesinlikle hayır. Her insan yalancı olsa da Tanrı'nın doğru olduğu bilinmelidir. Yazılmış olduğu gibi, öyle ki sözlerinde doğru çıkasın ve yargılandığında davayı kazanasın. Ama bizim haksızlığımız Tanrı'nın adil olduğunu ortaya çıkarıyorsa ne diyelim? İnsanların diliyle konuşuyorum. Gazapla cezalandıran Tanrı haksız mıdır? Kesinlikle hayır. Öyle olsa Tanrı dünyayı nasıl yargılayacak? Ama benim yalanımla Tanrı'nın gerçeği onun yüceliği için daha açık şekilde ortaya çıkmışsa, ben niçin yine bir günahkar olarak yargılanıyorum? Bazıların bizi kötüleyerek söylediğimizi ileri sürdüğü gibi niçin kötülük yapalım da bundan iyilik çıksın demeyelim? Böylelerinin yargılanması yerindedir. Doğru olan yok. Şimdi ne diyelim? Biz Yahudiler diğer uluslardan üstün müyüz? Elbette değiliz. Biz daha önce ister Yahudi ister Grek olsun, herkesi günahın buyruğunda olmakla suçladık. Yazılmış olduğu gibi, doğru olan kimse yok. Bir kişi bile yoktur. Anlayan kimse yok. Tanrı'yı arayan kimse yok. Hepsi yoldan saptılar. Birlikte yararsız oldular. İyilik eden yok. Bir kişi bile yoktur. Ağızları açık bir mezardır. Dilleriyle aldatırlar. Dudaklarının altında yılan zehiri var. Ağızları lanet ve acı sözle doludur. Ayakları kan dökmeye seyirdir. Yollarında yıkım ve dert vardır. Esenlik yolunu da bilmiyorlar. Gözlerinde Tanrı korkusu yoktur. Kutsal yasada söylenenlerin her ağız kapansın ve bütün dünya Tanrı'ya hesap versin diye bu yasanın yönetiminde bulunanlara söylendiğini biliyoruz. Bu nedenle yasanın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Çünkü yasa sayesinde günahın bilincine varılır. İman ve aklanma. Şimdi ise yasadan bağımsız olarak Tanrı'nın insanı nasıl aklayacağı açıklandı. Yasa ve peygamberler buna tanıklık etti. Tanrı, insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar, İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Tanrı, Mesih'i kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabrederek daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Buna adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Öyleyse neyle övünebiliriz? Hiçbir şeyle. Hangi ilkeye dayanarak? Yasayı yerine getirme ilkesine mi? Hayır, iman ilkesine. Çünkü insanın yasanın gereklerini yapmakla değil, imanla aklandığı kanısındayız. Yoksa Tanrı yalnız Yahudilerin Tanrısı mıdır? Diğer ulusların da Tanrısı değil mi? Elbette diğer ulusların da Tanrısıdır. Çünkü sünnetleri imanları sayesinde, sünnetsizleri de aynı imanla aklayacak olan Tanrı tektir. Öyleyse biz iman aracılığıyla kutsal yasayı geçersiz mi kılıyoruz? Hayır, tam tersine, yasayı doğruluyoruz.